Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinden 181-186. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Burada Allahu Teala nice hikmet derslerini bize bildiriyor. Ben önce meal olarak arz ediyorum. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَةٌ. Andolsun ki Allah şöyle diyenleri elbette duymuştur. Allah fakir, biz ise ganiyiz. Demek böyle diyenler var. Allah onların dediklerini elbette duymuştur. Senektubu ma galu, biz onların dediklerini yazacağız. Ve katlehumul enbiya bi gayri hak, haksız yere peygamberleri katletmelerini yazacağız. Ve naqulu, ve onlara diyeceğiz ki zuqu azabel harik, o yangın azabı, yakan azabı tadın bakalım diyeceğiz. Niçin böyle? ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ. Çünkü bu kendi elinizle yaptığınızın karşılığı, yaptıklarınızın karşılığı. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Ve Allah kullarına asla zulmetmez. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا. Onlar ki şöyle dediler. İnnallâhe ahide ileyne, Allah bizden şöyle ahit aldı. Ellâ nü'mine li rasul, bir elçiye inanmamak. Hatta ye'tiyenâ bi gurbânin te'kuluhunnâr, ateşin yediği bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamayı Allah bizden ahit olarak aldı demeleri sebebiyle. Onlar böyle diyen kimselerdir. Kul, onlara de ki قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِ, benden önce nice peygamberler geldiler. بِالْبَيِّنَاتْ, apaçık delillerle, ayetlerle. وَبِالَّذ۪ي قُلْتُمْ, ve sizin dediğiniz şeyle, sizin dediğiniz, istediğiniz şeyleri de getirdiler. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, eğer sadık iseniz öyleyse onları ne diye öldürdünüz? فَاِنْ كَذَّبُوكَ, eğer onlar seni yalanlarlarsa, tekzip ederlerse, fakat küzzibe rusulun min gablik, senden önce peygamberler de yalanlanmıştı. Ce'u bil beyinat, onlar apaçık delillerle geldiler. Ve zubur, sahifelerle. Vel kitabil munir, ve aydınlatan kitaplarla gelmişlerdi. Buna rağmen onlar yalanlandı. Küllü nefsin zâikatul mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâme, ve sizler kıyamet günü yaptığınız amellerin karşılığını tas tamam alacaksınız. Femen zuhziha aninnâr, kim ateşten uzaklaştırılır ve udhilel cenne, ve cennete dahil edilirse, fakat fez, o kurtulmuştur. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur, şu dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Le tublevunne fi emmalikum ve enfusikum, andolsun ki sizler mallarınızda, canlarınızda imtihana tabi tutulacak, deneneceksiniz. Ve le tesmaunne minellezine utul kitabe min gablikum, sizden önceki kitap verilenlerden. Ve minellezine eşraku, ve Allah'a şerik koşan müşriklerden duyacaksınız. Ezen kethira, eziyet verici çok şeyler işiteceksiniz. Ve in tasbiru ve tettagu, eğer sabreder, sakınırsanız. Fe inne zâlike min azmil umur, işte bu büyük işlerdendir. Büyük azim gerektiren işlerdendir. Değerli izleyenlerim, burada Allahu Teala bir kısım insanların uygunsuz sözlerine önce yer veriyor. O da bir kısım Yahudilerin Allah fakir, biz zenginiz demeleri. Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri tersinden yorumlamışlar. Mesela ayet-i kerimede Allah sadakaları kabul eder. Bu mealde ifade var ve aynı zamanda Karz-ı Hasen, men yugridullah gardan hasene, kim Allah'a ödünç verir, bu gibi ifadeler var. Allah'ın sadakaları kabul etmesi
haşa Allah'a faydası olacak anlamında değil. Burada kastedilen mana, yani veren Allah için vermiş oluyor, Allah da onun sevabını verecek. Bu anlamda. Veya birisi bir başkasına borç verdiğinde sanki Allah'a borç vermiş gibi bu ifade ediliyor. Ve buna karza sen deniyor. Kim ki Allah'a borç verir, Allah da ona kat kat verir. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi ifadeler var. İşte bazı insanlar, ehli kitaptan bazı insanlar ve devamını okuduğumuzda Yahudilerden bir kısım kimseler olduğu anlaşılıyor. Sebebin üzülünde de genelde bu şekilde açıklanır. Ve onlar demişler ki Kur'an'da böyle böyle ayetler var. Kur'an'daki bu ayetlere göre Allah fakir, çünkü sadakaları kabul ediyor ve ödünç kabul ediyor. Ama biz ise zenginiz, biz başkalarına veriyoruz. Bunu söylerken istihza ile bunu söylemeleri ve dalga geçer tarzda söylemeleri gadab-ı ilahi celbeden bir durum. Ayet-i kerime şöyle bildiriyor. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهِ Allah muhakkak işitti. قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا Şöyle diyenlerin sözünü. اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرْ وَنَحْنُ اَغْنِيَ Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah elbette işitti. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا Onların dediklerini yazacağız. Buradaki yazacağız, yani bu sözlerinin hesabını soracağız. O anlamda nasıl ki Türkçede de kullanılıyor. Birisi uygunsuz bir söz ifade etmişse yaz bunu bir yere veya ben bunu yazdım gibi ifadeler kullanılıyor. Bununla bunun hesabının sorulacağı ifade ediliyor. Ayet-i kerimedeki biz onların dediklerini yazacağız tehdit ifade eden bir durumdur. Ve onları zecre sevk eden, sakınmaya sevk eden bir durumdur. Onların dediklerini yazacağız ve onların daha diğer fiillerini de ve katlehumul enbiya bi gayri hak, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de yazacağız. Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti Yahya gibi bir kısım peygamberler şehit edilmiş. Peki önceki dönemde bazıları bunu yapmış, sonraki dönemdeki insanlar bununla mesul mü tutulacak? Mesul tutulmak değil. Ama yapılan işlere taraftar olmuşlarsa zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Bu açıdan sonraki gelenler de eğer taraftarlık göstermişlerse sanki o işi yapmış gibi vebal altında kalıyorlar. Ve nagul ve diyeceğiz ki zugu azabel harik, o yakıcı azabı, o yangın azabını tadın bakalım. Malum cehennem denildiğinde daha çok ilk hatıra gelen mana ateştir. Ve azabul harik burada cehennem ateşinin bir tavsifi niteliğindedir. Peki onlara niçin böyle bir azap var? Zalike bima gaddemet eydikum, bu kendi ellerinize yaptığınızın karşılığı. Yani durup dururken onlara azap verilmiş değil. Onlar önceden ne gibi ameller yapmışsa bu yapmış oldukları amelin karşılığı olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalacaklar. Ve ennallah leyse bi zallamin lil abid, Allah kullara asla zulmetmez. Zulüm Cenab-ı Hakk'a haşa nispet edilemez. İnsanlar birbirlerine zulmederler. Zulüm başkasının mülkünde haksız yere tasarruf. Allah'ın mülkü dışında bir şey yok ki haşa bir zulümden söz edilsin. Öte yandan ilahi adalet noktasında Allah bir kısım insanları cennete, bir kısım insanları azap için cehenneme gönderiyorsa bu da yine Allah'ın adaletinin bir neticesidir. Herkes yaptığı amelin karşılığını görecektir. Allah bir kısım insanlara torpil geçip onları cennete, bir kısmına haksızlık yapıp cehenneme göndermiş değildir. O cehenneme gidenler eğer iyi amel işleselerdi cennete gidebilirlerdi ve cennete kabul edilenler kötü amel işleseler onlar da cehenneme gideceklerdi. Dolayısıyla Allah herkesin yaptığının karşılığını vermektedir. Burada öldükten sonra dirilmenin de aynı zamanda çok kuvvetli bir delilini görüyoruz. Allah kimseye zulmetmez. Ama bu dünyada görüyoruz ki bir kısım zalimler yaptığı yanlarına kar kalıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp gidiyor. Bu dünyada
zalimlerin tümünün bütün cezaları verilmiyor. Kısmen cezalarını görseler de tümüyle verilmiyor. Dolayısıyla demek ki bir dar-ı ahiret var ve o diğer alemde bu insanların yaptıkları amellerin karşılığı verilecek ve masumlar mükafatını alacak, zalimler de cezasını çekecek. Ellezine galu ve o ehli kitaptan olan bir kısım insanlar şöyle dediler. İnnallâhe ahide ileyne, Allah bizden ahit aldı. Ellâ nü'mineli rasul, bir peygambere inanmamayı. Hatta ye'tiyene bi gurbanin te'kuluhunnar, ateşin yediği bir kurban bize getirmedikçe ona inanmama hususunda Allah bizden söz aldı. Ve onların kabulüne göre işte bir kimsenin peygamber olduğunun alameti bir kurban kesiliyor ve kesilen kurbanın üzerine gökten bir yıldırım isabet ediyor, bir ateş geliyor ve o şekilde o kurbanı yiyip bitiriyor. Bu onun peygamberliğinin bir alameti gibi. Dolayısıyla peygamberimize bunu hatırlatarak iman etmeyişlerine bir mazeret ileri sürmek istiyorlar. Ve Cenab-ı Hak peygamberimize şu talimatı veriyor. Kul kad ca'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Benden önce peygamberler geldiler, apaçık deliller getirdiler. Ve billezî kultum, ve dediğiniz tarzda şeyleri de getirdiler. Böyle mucizeleri de oldu. Felime gateltumuhum in kuntum sadikin, eğer sadık iseniz ne diye onları öldürdünüz? Sizin şu anda istemiş olduğunuz şeyleri gösteren peygamberler de geldi ama bırakın onlara tabi olmayı, onları öldürdünüz. Yani sizin ecdadınız böyle yaptı, siz de bunları tasdik ettiniz. Niye böyle yaptınız? Fe in kezebuke, eğer onlar seni yalanlarlarsa, tekzip ederlerse bunu dert etme, üzülme. Fakat küzdibe rusulun min gablik, senden önce peygamberler de yalanlandı. Yani peygamberimiz ilk defa ben peygamberim diyen kimse değil. Öncesinde peygamberler gelmişti. Ve ilk defa tekzip edilen, yalanlanan peygamber yine peygamberimiz değil. Öncede de peygamberler gelmişti. Onlar da kavimleri tarafından yalanlanmıştı. Ce'u bil beyinat, o önceki peygamberler apaçık delillerle geldiler ve zubur ve sahifelerle vel kitabil munir, ve ışık saçan, aydınlatan kitapla geldiler. Böyleyken onların kavimleri onları yalanladılar. Küllü nefsin zâigatul mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Ve innemâ tuvaffavne ucûrekum yevmel kıyâme, kıyamet günü yaptığınız amellerin karşılığını eksiksiz alacaksınız. Femen zuhziha anin nar ve udhilel cennete, ve artık orada kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete dahil edilirse fakat fez, o işte kurtulmuştur. Değerli izleyenlerim, burada gerçekten önce bir ölüm hakikatine dikkat çekildi. Yani dünyada İman edenler var, inkar edenler var. Peygamberler var, peygamberleri yalanlayanlar var. Ama ne olacak? Neticede ölüm gelecek. Herkes bu dünyadan gidecek. Her nefis ölümü tadacak. İnsanlar şu dünyada yaptıkları amellerin karşılığını tam da almayabiliyorlar. İnsan çalışıyor ama karşılığını pek göremeyebiliyor. İyilik yapanların yaptığı iyiliklerin karşılığını, kötülük yapanların da yaptıkları kötülüklerin karşılığını görecekleri bir alem gelecek. Ve diğer alemde insanlar neler yapmışsa, iyilik ve kötülükten neler yapmışsa bunların karşılığını tek tek görecekler. Ve artık orada kim ateşten uzaklaştırılır, cennete dahil edilirse bu gerçek kurtuluş olacak. Bu dünyadaki insanların bir takım başarıları, bir takım yüksek makamlara veya geniş imkanlara sahip olmaları, bunlar gelip geçici şeyler. Ama asıl hüner, asıl marifet diğer alemde ateşten uzaklaşmak ve cennete dahil edilmek. Kim böyle bir nimeti elde ederse işte o gerçek kurtuluşu elde etmiş demektir.
Yoksa وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ Yoksa dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Yani insanlar dünyadaki mallarıyla veya makamlarıyla veya bir takım imkanlarıyla aldanıp duruyorlar. Zannediyorlar bu hep böyle devam edecek. İşte bir genç zannediyor hep genç kalacak. Bir zengin zannediyor o mal kendisiyle ebedi bulunacak. Bir makam sahibi zannediyor ahirette de makam sahibi olacak. Halbuki bunlar çocukların oyunun esnasında bir kısmının padişah, bir kısmının zengin, bir kısmının fakir olması gibi durumlar. Akşam olduğunda hepsi evlerine dönüyor. Veya rüyada, insan rüyada en güzel şeyleri de elde etse uyandığı zaman bakıyor ki bunlar hep birer rüyaymış, birer hayalmiş. Diğer aleme gidildiğinde şu dünya hayatı bir rüya gibi, bir hayal gibi görülecek. لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمَّالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınızla ve canlarınızla imtihana tabi tutulacaksınız. Yani mallarınızda, canlarınızda bir takım musibetlerle, sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Veya bunlarla deneneceksiniz. Mallarınız diyelim telef olacak. Canlarınız savaş gibi durumlarda telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ve böylece insanların dereceleri ortaya çıkacak. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a şerik koşan müşriklerden اَذَنْ كَث۪يرًا Çok eziyetli sözler duyacaksınız. Yani sizi inciten, sizi rahatsız eden şeyler duyacaksınız. Gerçekten de günümüzdeki şartları da düşündüğümüzde ehli iman olan kimseler hem kitaplılardan hem de kitapsızlardan pek çok eza verici şeyler duyuyorlar. Tarih boyunca da duymuşlar. Demek ki bu da imtihanın bir parçası. En fazla bu gibi ezaya maruz kalan başta Peygamber Efendimiz olmuş. Kendisi peygamber ama ona leste murselen, sen bir peygamber değilsin demişler. Ona kahin demişler, mecnun demişler, sihirbaz demişler. Demediklerini bırakmamışlar. Günümüzde de hala demeye devam edenler var. Bu da adeta Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi ve bu tarz eziyetin devam edeceğini bildiriyor. Ve in tasbiru ve tettegu ama sabreder, korunursanız fe inne zalike min azmil umur işte bu büyük işlerdendir ve bunu da tabii her baba yiğit yapamaz. Her kişinin değil, her kişinin harcıdır. Cenab-ı Hak hepimizi istikamet üzere daim eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler.